Merhaba, bugün yine aralığımızda güzel bir böcek. Arkadaşlar, bu böceğimiz zebra spin, yani bir diğer ismi kaplan örümceği, zebra örümceği. Bizim aralığımızda ilaç mücadelesi yapmıyoruz ve birçok sayıda örümceğimiz var. Onlardan biri, bakın burada da var. Evet, çok güzeller. Yine bu böceğimiz arkadaşlar wasp diye geçmekte. O şekilde tanıtabilirsiniz, taratabilirsiniz. Yine beraberinde Latince adı Argyop brunici. Bakın şu an bir av yakalamış. Çok da güzel gözüküyor. Bayağı da iri bir örümcek. Yine burada da bakın şöyle. Bunu da göstermek istiyorum. Evet, çok sayıda var. Kaplan örümceği, zebra spin. Beraberinde yine bizim ülkemizde de çok çok artık sık bir şekilde görülen bir örümcek. Bakın yine şurada da aynı şekilde var. Ve yine burada da mevcut. Şöyle yakından bir tanesini biraz daha bir inceleyelim. Mesela bakın avını yakalamış olan bu örümceğimiz aslında Avrasya, yani hem Avrupa bölgesinde hem de Asya bölgesinde sık sık görülen bir örümcek. Bu böcekler şu an benim titreşimi algılıyor ama normalde sağırdırlar. Yine örümceklere has bütün özellikler vardır. 8 ayak. Arkadaşlar, çok hafif bir zehri var. Yani avını öldürebilecek kadar bir zehir var. Felç edebilecek kadar bir zehir var. Yine beraberinde 2000 yılın başlarında Almanya'da bu böcek arkadaşlar yılın böceği olarak seçildi. Sevilen, aslında zararsız, bahçelerde, böceklerde zararları tutup güveleri, bizim burada mum güvelerini de yakalıyor, onları tutup öldüren bir böcek. Avını canlı bir şekilde paketliyor ve canlı bir şekilde yiyor. Bunlar dişi arkadaşlar. Dişiler iri olur. Erkekler çok küçük olur. Onların çok küçüğüdür. Bahsettiğim gibi zehri vardır ama çok düşük bir zehri var. Arkadaşlar, burada örümcekle böcek arasında bir fark var. O da nedir? Çok karıştırılır genelde. Örümcekler ağ örer. Böcekler örmez. Temel bir kavramdır, bir genellemedir. Oradan da bu örümcek ile böcek arasındaki bu genellemeyi bulabilirsiniz. Avını yakalayıp hemen hızlı bir şekilde zehrini enjekte edip yine hızlı bir şekilde paketliyor. Arkadaşlar, yine birçok örümceğe has, erkeğiyle çiftleştikten sonra erkeğini de hemen öldürüp yiyor. Malum erkeklerin hep hazin sonu. Erkeğini de yiyebiliyor. Bir yamyam. Ama biz çok seviyoruz. Benim bahçemde şu an ilaç atmadığımız için yüzlerce var. Bu arada daha önceden sizler hatırlarsınız, şöyle eşek arı kendimiz de birçok defa sokturmuştuk. Onlardan biri. Bir bunu deneyeceğim, bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şöyle onu buraya atacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Yakalayıp onu hemen paketleyecek mi? Bizden kaçacak mı? Bir merak ediyorum bakalım. Bunu da hep beraber deneyeceğiz. Şimdi yem olarak vereceğim. Bakın şu anda onu. Evet, bakın yakaladı ve sarıyor. Bakın şu an onu hızlı bir şekilde sarıyor. Canlı bir şekilde. Bayağı bir sardı. Evet. Evet, harika. Evet. Ben şu an cımbızı yavaşça bırakıyorum. Evet. Daha rahat bir şekilde sardı. Bakın. Şöyle. Evet. Evet, bakın. Eşek arısı kurtulmaya çalışıyor ama nafile. Evet. Bakın, ben şu an tamamen şöyle göstereyim size. Bakın şu an diğer örümcek de geldi. Evet. Birbirinin alanlarına girmiş oldular. Evet, şu an canlı bir şekilde sardı gördüğünüz gibi. Bunu canlı yiyecek. Arkadaşlar, bu zebra arıları avını nasıl canlı yiyebiliyorsa yine beraberinde dişilerini de canlı bir şekilde yiyor. Bakın şu anda kurtuldu. Evet. Çünkü diğerinin avına geçti. Evet. Bu da bir güzel bir örnek oldu. Arkadaşlar, bu da büyük o meşhur siyah arılarımız. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Bunu da örümcekle deneyeceğiz. Bakalım tepkisi ne olacak. Bakalım buna gücü yetebilecek mi? Bunu sarabilecek mi? Evet. Bakalım. Evet. Buna da harekete geçti. Evet, bakın şöyle kanadını sardı. Evet, buna da aynı şekilde güzel bir tepki verdi. Bakın çok güzel sarıyor şu anda.
Evet. Şu an tabii benim cımbızı da sardı. Birazdan çekince hafiften açılabilir ama. Evet. Çok kuvvetli bir ağa sahip. Arkadaşlar bu arada çok büyük. Bildiğiniz gibi. Şöyle cımbızı yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum ama onda da enerji bitti sanıyorum. Şu anda onu ısırıyor. Ben görebiliyorum. Bakın şöyle ısırıyor. Ve onu felç etmeye çalışıyor. Şöyle görün bakın ısırıyor. Ve ağla sarmaya devam edecek onu. Bakın, yoruldu. Evet. Bunun için çok uzun bir öğün olacak. Evet şu anda siyah arımız da etkisiz kaldı zaten. Bakın ağ. Normalde çelikten bile sağlam bir ağı var. Evet, bunun çok güçlü olduğunu bildiği için hızlı bir şekilde birkaç yerinden ısırıp bir felç yapıyor. Şu anda onu başardı. Bakalım. Evet, bunu felç ettiği için artık dinlenmeye çekildi. Evet, buna da bir av veriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak, gözlemleyelim. Evet, bakın tuttu. Anında sardı. Bakın. Müthiş. Bakın. Evet. Bunlar dişi. Hemen ağıyla onu paketledi. Hazır hale getirdi ve bekliyor. Bakın çok hızlı bir şekilde yaptı. Evet canlı bir şekilde. Bakın şu anda ısırıyor. Onu ısırarak içeride felç ediyor. Arkadaşlar dişiler kendi erkeklerini de yiyor. Bunu akşam yemeğinde ya da kahvaltıda bir şekilde tüketecek. Vesp. Bunlar zebra örümceği. Çok seviyorum. Bakın şu an ısırıyor. Ve onun tamamen öldürüyor. Felçliyor. Evet. Çok güzel. Bu güzel örümceği size tanıtmak istedim. Şöyle ağın içerisinde keşke buradan görebilseniz. Böyle son birkaç hamlesini de yaptı. Evet. Örümcek dünyası güzel bir dünya. Biz hayvanları seviyoruz. Hem böcekleri hem örümcekleri. Bugün de bu güzel zebra örümceğini sizlere tanıtmak istedim. Teşekkür ederim.